Herkese yeniden merhaba. Bugün sizinle biraz daha farklı bir içerik paylaşmak istiyorum ve tek tek ürün yorumlamak istiyorum. Bugünkü kahramanımız ise NARS All Day Luminous Weightless Foundation fondöten. Özellikle bunu bir dün, bundan önceki gün akşam Instagram'da sordum. Hangisini görmek istersiniz? Önce kuru ciltler için olanı mı yoksa karma ve yağlı ciltler için olan bir fondöten mi? NARS'ı seçtiniz. Bugünkü ilk konuğumuz NARS. Konuk diyorum çünkü böyle kanalda birçok elimde olan fondöteni incelemek istiyorum sizinle beraber. Şimdi öncelikle ben cildimi nemlendireceğim ve bu fondötenin nasıl olduğunu hemen anlatmaya başlayacağım. Öncelikle bu fondötenin fiyatından ve neler vaat ettiğinden başlayalım isterseniz. 205 lira fondötenin fiyatı. NARS'ın İstanbul'da yanlış hatırlamıyorsam 3 mağazası var. Dördüncüsünü de açacak olabilir. Ve 20 tane rengi var. Bendeki rengi Light Dirt Devilly gibi böyle değişik bir isim var. Buraya bir yere yazarım. Çok söyleyemedim. Ben bunu geçtiğimiz yaz aldım aslında. Ve çoğunlukla gelin makyajlarında, özel gün makyajlarında kullandım. Nispeten memnun olduğum bir fondöten. Ve siz de hem pozitif hem de negatif yanlarını biraz konuşmak için bu videoyu çekmek istedim. Fondötenin vaat ettiği şeyleri de sizinle paylaşmak istiyorum. Ciltteki tüm pürüzleri kapatıp ten rengini eşitleyerek ciltte kusursuz ama doğal bir görünüm veren yağsız fondötendir. Bunları buraya not aldım çünkü telefonla video çekiyorum. Telefondan okuyamadım. Yüksek kapatıcına rağmen cilt üzerinde ağırlık yapmaz. Çok hafif ve likit bir aydınlatıcı fondötendir. Kapatıcılığı ürün yapısından değil, çok pigmentli yapısından kaynaklanmaktadır. Cilde mat ama aydınlık bir görünüm verir. 16 saate kadar kalıcılığı sağlar. Özellikle normal, karma, yağlı ciltler veya da yağlıya dönük ciltler için çok idealdir demiş. Ve SPF 15 içeriyormuş. Bunun hiçbir yerinde SPF 15 yazmıyor mesela. Benim gördüğüm kadarıyla. O yüzden hani biraz bu konuda zayıf buldum açıkçası. Paketinde de yazsa güzel olabilirmiş. Ve diyor ki uygulamadan önce iyice çalkalayın. Sonra parmaklarınızla uygulayın. NARS'ın fondöten ve cilt uygulamalarını belki biliyorsunuzdur. Hep elle uygulamayı söyler. Yani fondöten fırçası olmamasının sebeplerinden biri bu. O yüzden elle uygulama öneriyor. Ben bugün sizin için bunu da deneyeceğim. Bugüne kadar hiç denememiştim. Ve diyor ki cilt ile çabuk bütünleşen ve sabitlenen bir fondöten olduğu için hızlı uygulamanız gerekir. Okey. Benim cildim normal bir cilt. Çok hafif gün sonuna doğru burun çevrem yağlanıyor. Yani şu kısımlar yağlanıyor sadece. O yüzden yoğun bir nemlendirici tercih edeceğim. Çünkü yağ problemi çok fazla yok. NUX'ün hassas ve kuru ciltler için olan nemlendiricisini kullanıyorum. Cilde nemlendirici iyice yedirmeniz gerekiyor. Özellikle böyle yoğun ürünler kullanıyorsanız. Benim için yoğun bir fondöten çünkü. Karma ciddiyseniz, yağlı ciddiyseniz de aynı şekilde nemlendirmeniz gerekiyor. Sitesinde şey diyordu hani kuru ciltler altına baz ile uygulayabilir. Ama hani çok da bilemedim. Deneyimlerimi şimdi hemen söyleyeceğim. Benim cildim normal olduğu için ve genelde böyle mat yapıdaki fondötenleri bazla kullanmayı tercih ettiğim için Mekin Strobe Cream'inin Silver Light rengini kullanacağım altına. Tek başına cilde uygulandığı zaman nemlendirici üstüne bile olsa birazcık benim istediğim gibi durmuyor. O yüzden hani bu tarz ürünlerle denemek istiyorum tüm fondötenlerin yapısını. Şimdi hemen sürüyorum. Ekstra nemlendirici uygulamışsınız gibi duruyor ve doğal bir parlaklık sağlıyor. O yüzden fondötenlerin altını kullanmaktan çekinmiyorum ben. Çalkalıyorum. Şöyle neredeyse bir pompa yakın aldım. Öncelikle elimle uygulama yapmak istiyorum. Aynı sitede dediği gibi çünkü hiç böyle bir uygulama yapmamıştım. Çok az alıyorum. Genel fondöten uygulama şeklim zaten benim ürünü az almak. O yüzden bunda da aynı şekilde azar azar alıp eğer sürmem gerekiyorsa da kat kat uyguluyorum. Cildimi daha yeni nemlendirdiğim için tabii ki biraz daha pürüzsüz gözüküyor. Ama zaten bütün fondötenlerin bence kilidi altı çok iyi nemlendirmek. Fondötenizin iyi gözükmesi için. Eğer fondöteni günlük kullanmak istiyorsanız bence elle uygulayabilirsiniz. Çünkü ben süngerle biraz sonra uygulama yapacağım. O zaman daha net göreceksiniz. Çok yoğun kapatıcılık veriyor. Bu şekilde elle uyguladığınız zaman çok doğal duruyormuş. İlk defa ben de denemiş oldum. Sadece benim yüzümdeki lekeleri gördünüz biraz önce. O lekeleri mükemmel bir şekilde kapatmadı. Neden böyle diyorum? Çünkü hani ben genelde kapatıcı ürün tercih ediyorum. Bunları kapatsın istiyorum. Duruşu gayet güzel. Benim normalde alışkın olduğum ya da günlük makyajda tercih ettiğim bir kapatıcılık aslında ama elle olduğu için bilemedim açıkçası. Çok sevmedim elle uygulama olayını. Keşke süngerle de aynı sonucu verseydi. Bu fondötenin bence ana problemi çok
pigmentli olduğu için, aynı sitede söylediği için, söylediği gibi gözeneklerinizde çabuk dolma eğilimi olması. O yüzden ürünü ne kadar ince uygularsanız o kadar iyi. Ama böyle çok ince bir uygulamada da gerçek kapatıcılığını çok iyi vermiyor. Ama kameradan da görüldüğü gibi cildimi pürüzsüzleştirdi. Eşit bir ten tonuna getirdiği için seviyorum. Diğer tarafa da süngerle uygulama yapacağım. Öncelikle çenemden başlıyorum tam tersi bir şekilde. Hani elimle buradan tam ortadan başladım. Burada ise süngerle çenemden başlıyorum. Zaten diğer fondöten uygulamalarımı da gördüyseniz süngerin fondöteni daha mat uygulama eğilimi var. O yüzden bununla uyguladığım tarafta sünger fondöten daha da mat duruyor. Yakın plandan baktığınız zaman da cildin dokusunu çok daha net görebiliyorsunuz. Yani eğer doğallıktan yanaysanız ama kapatıcı ve yağlı cilt için bir ürün arıyorsanız elle uygulama yapmanız gerekiyor bu ürünü. Ama eğer biraz daha böyle belirgin, yoğun kapatıcılık seviyorsanız ve cildinizin mat durmasını da seviyorsanız süngerle uygulama yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi doku veren, böyle biraz daha cildinizi bir tık kuru gösteren bir uygulama oluyor. Gördüğünüz gibi süngerle uygulama yaptığım kısımda, hani yarıda olmasına rağmen, daha çabuk kapatıyor. Özellikle kamerada ben izini çok az görüyorum. Tabii ki gerçek hayatta biraz iz bırakıyor. Hala çok aşağıdan şeffaf da olsa görünebiliyor lekelerim. Ama daha yoğun ürün aldığım için sanırım bir de daha yoğun bir kapatıcılığa sahip oluyorum. Ve rengini daha da doğru vermeye başlıyor. Bu şu an bana böyle bir 0,50 yarım ton koyu. Normalde benim sevdiğim açıklık seviyesinde değil. Hani her ne kadar kamerada size doğal gözükse bile. Yalnız bunun bir açık tonu da sanırım Fiji miydi? Çok emin değilim hangi ton olduğunu, açık tonunun. O da bana aşırı pembe geliyor. Bunun Nars'ın renk seçimlerini çok garip buluyorum açıkçası. Bir pembe ekliyor, bir sarı ekliyor. Bir pembe ekliyor, bir sarı ekliyor ama 20 tane tonu var. Birazcık az seçim olarak az bir tercihiniz var bu şey Nars'ta seçerken. Çünkü bu rengi birçok insan aynı anda kullanıyor ki aynı ton olmamasına rağmen. O yüzden isteğinize göre concealer'ınızı açık kullanmak ya da bronzer'ı yoğun uygulamak şeklinde tercihleriniz olması gerekiyor. Ki bence tek bir fondöten almayı planlıyorsanız Nars'ın bu serisinde ten renginizi bulmanız biraz daha zor olabilir. En azından Türkiye standartları içerisinde ten rengini az çok bildiğim için söylüyorum. Ve bu fondötende aynı dedikleri gibi hızlı çalışmanız gerekiyor. Çok çabuk sabitleniyor ve sonradan çok fazla dağılma ihtimali olmuyor. O yüzden böyle nemli bir ürünle uyguladığınızda daha da doğal bir sonuç almış oluyorsunuz. Şimdi biraz yakından bakalım istiyorum. Şurayı kapatmadım çok fazla ama süngerle uygulandığı zaman, ki hani ben bunu birçok şeyde uyguluyorum, dediğim gibi doku bırakıyor ve biraz kuru hissettiriyor. Burada daha da ince bir yapı var. Evet, kesinlikle. Ama farkındaysanız gözeneklerim büyük gözüküyor biraz. Bu tarafta daha da küçük gözüküyor. O bunun kendi dokusunu güzel bir şekilde bırakması, bastırçık hareket yapabilme potansiyeline de alakalı tabii ki. Bunun birçok arkadaşıma da, yağlı cilt kullananlara da, yağlı cilt olan müşterilerime de, kendi arkadaşlarımda da olan sonucunu küçükçe anlatmak istiyorum size. Evet, karma ve yağlı ciltler için, normal karma ya da yağlı ciltler için diyor ama gün sonuna doğru cildinizde eğer yağlanma problemi yaşıyorsanız hala yağlanıyor cildiniz. Yani long wear ürünlerde ya da böyle tüm gün kalıcılık sağlayan ürünlerde aslında biz bunu istemeyiz. Çünkü madem cildime bu kadar pompa şey yapacaktım, tazeleme yapacaktım pudrayla ya da işte yağ alan mendillerle, neden fondötenimi long wear seçiyorum ya da neden kuru seçiyorum? Çünkü neden böyle bir soru işareti söylüyorum size? Bunun kuru olan bölgelerde daha çok emilme meyilimi, yani bu pigmenti çok bırakma meyilimi şeyi var, eğilimi var. O yüzden ben bu fondöteni tek başına kullanmayı sevmiyorum. Yani cilt, karşıdaki insanın cildi karma yağlı bile olsa içine illa bir biraz daha nem veren bir fondöten karıştırmayı özen gösteriyorum ki cildimizdeki kuru noktaları böyle iyice öne çıkarmasın. Çünkü nem verme özelliği olmadığı için tabii ki bazı bölgeleri doğal göstermiyor. Yağlanan bölgelerde de yağlandığınızı görebiliyorsunuz. Ben şu tarafa biraz süngerle geçeceğim. Çünkü makyajıma devam etmek istiyorum ve az kapatıcılık benim istediğim şey değil. Yine de dediğim gibi şimdi süngerle bir kez daha üstünden geçince tekrar etmek istiyorum. Kuru bölgeleriniz varsa bunları daha da kuru gösteriyor ve özellikle şuradaki yapısını görüyorsunuzdur belki.
böyle gözenek gözenek gözüküyor. Ben bunu çok sevmiyorum. Sadece çok ince uygulamada mükemmel duran bir ürün. Yine de son bitiş halinin duruşunu seviyorum dediğim gibi. Eğer siz daha farklı sonuçlar aldıysanız aşağı yorum olarak bırakırsanız çok sevinirim. Nispeten idare eder. Hani diğer fondötenlerle karşılaştırdığımız zaman alıp kullanabileceğiniz, bir şans verebileceğiniz bir fondöten dedim ama üstüne bakalım concealer'la nasıl oluyor? Hemen onu denemek istiyorum. Bunun en açık rengini aldım. Maybelline Master Concealer'ın. Concealer tabii ki biraz aşağıya uygulama yapıyorum ben. Ki aydınlığım doğal dursun. Açıkçası eğer dediğim gibi günlük makyajda kullanmayı tercih ediyorsanız bu ikisini beraber kullanabilirsiniz. Ben normalde baking yapıyorum üstüne bir de. Maybelline yine Master Fix'i kullanacağım. Özellikle fondötenin böyle yoğun pudra uygulama sonrası verdiği efekt benim için çok daha önemli. Çünkü ben pudralı görünüm değil ama mat görünümü seviyorum. Sonra highlighter uygulamayı seviyorum mesela. Günlük makyajlara değil, özel gün makyajlarına tabii ki. Süngerimde kalan ürünlerle de özellikle T bölgemden ve çene bölgemden geçiyorum. Umarım görebiliyorsunuzdur. Şurada direkt gözeneklerime birikmeye başladı. Burada elle uyguladığım tarafta öyle bir sorunum yok. Ama bu tarafta birikiyor. Öyle çok da süngerli uygulama yapmayabilirsiniz. Eğer günlük olarak kullanacaksanız. Dediğim gibi benim süngerli uygulamamdan kaynaklanan bir problem sanıyorum ki. Yine de bu tarafta öyle çok ışıl ışıl durmuyor. Ama pudra uygulama kesinlikle yağlı ciltiniz zaten üstüne pudra uygulayın. Çünkü sabitlenmesi gerekiyor. Üstüne hemen bronzer uygulamak istiyorum. MUA Makeup Academy'nin Bronze Perfection Matte isimli pudrasını, bronzerını kullanacağım. Yapısı ince olduğu için tercih ettim ki ince bir yapıyla herhangi bir ürünle bile nasıl durduğunu görün. Çünkü Anastasia biraz zor. Dağıtması zor bir ürün. Fondötene bağlı olmasını istemiyorum. Bu kolay bir ürün. Bildiğim bir ürün sonucu. O yüzden bunu seçtim. Ve yine bu bölgelere kuruluğunu öne çıkarmış oldu. Bu arada ben normalde bronzer hani bu kadar yumuşak bir fırçayla bile uygulamıyorum. Ama günlük makyajlarda bunları tercih ettiğim için bunu uyguladım. Bu bölgelerde kuruluk yarattı. Neden Melis kullanıyorsun o halde, neden bitti bu fondöten neredeyse diyorsanız, bu kadar sonucundan memnun kalmadığım bir ürünü. Dediğim gibi ben ilk aldığımda tek başına uyguladım. Nispeten beğendim. O zamanlar ki cilt yapıma, yağlanmasına evet çözüm oluyordu. Ama anladım ki başkalarına da uygulama yaparken anında kuru bölgeler öne çıkarıyor. Özellikle gelin makyajlarında tercih ediyorum. Kapatıcılığı ve cildi pürüzsüzleştirmesi ve kalıcılığı için. Yine de arasında bir şey karıştırmadığım takdirde cilt de böyle bölgesel kuruluklar yaratıyor ve gerçekten çok da sevdiğim bir şey değil bu benim makyajda. Evet, bir çok yoğun makyaj yapıyorum. Çok yoğun pudra uygulayabiliyorum. Ama ben kuru bir cilt istemiyorum. O sebeple sanırım meh bir ürün. Ben bu fondötene 10 üzerinden 6 verirdim. Neden bu kadar puan kırdım? Neden bu kadar ya da 6 verdim onu anlatayım size. 5 üstü çünkü kapatıcılığı, pürüzsüzleştirmesi ve ciltteki duruşunu gerçekten çok beğeniyorum. Ama normal ciltler için, ki normalden karmaya dönük ciltler için diyor normalde. O ciltlerde böyle bölgesel renk birikmeleri oluyor görüyorsunuz. Ya da bölgesel kuruluklar oluyor. Ya da vaat ettiği kadar kapatıcılık sağlamıyor. Bunların hepsinden puan düştüm. Ve kuru ciltler hiçbir şekilde bazla bile güzel durmaması benim en çok puan kırdığım yerlerdi. 6 demeyelim, 6,5 diyelim. Çünkü şu an yine de pürüzsüz bir cilt gözüküyor ve bu kadar emektar bir fondöten. Yine de benim için 6,5. Umarım beğenmişsinizdir, işinize yaramıştır. Şu an allık ve highlighter uygulamayacağım çünkü başka bir videoya geçiyorum hemen ardından. Orada da isterseniz nasıl bir uygulama yaptığımı görebilirsiniz. Onun da linkini buraya koyacağım. Onu daha önce yüklemeyi düşünüyorum çünkü. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizin kullanıyorsanız benzer fikirlerimiz vardır. Ya da sizde daha farklı sonuçlar veriyorsa nelerle işe yaradı, nelerle daha çok sevdiniz. Bunları yorum olarak bırakırsanız çok sevinirim. Bir sonraki inceleme videosunda ve makyaj videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.